Yani ben de büyük üstadın moda duayenin yanına yavru vatana gidiyorum. Ne? Anne şaka mı? Hayır. Ama anne bir ay çok uzun. Ben ne yapacağım sensiz? Aşkım sen bir ay boyunca ablanlara bakacaksın. Sevgili ablanla uslu uslu oturup anneyi bekleyeceksin. Sonra anneniz de öyle güzel hediyelerle, öyle güzel cicilerle gelecek ki sana söz veriyorum. Döndüğümde anneciğim iyi ki gitmişsin diyeceksiniz. Nasıl oldu bu Kıbrıs işi? Ay daha bavulumu bulmam lazım. Ufak ufak hazırlanmaya başladım. Oyalama beni o yüzden. E hani piyasadan silinmiştin, o kadın takmıştı sana. Tezgahtarlık işi bile bulamıyordun. Ne oldu duayen modacı el mi verdi şimdi? İş bulsam kabahat, iş bulamasam kabahat. Kızım sen ne istiyorsun benden ya? İyi iş buldum o da kabahat. Kabahatlisin demedim. Nasıl oldu dedi? Nasıl oldu, nasıl oldu? Daraldım ya. Eyvah yani yandık o zaman. Çünkü sen ne zaman daralsan bir şey çıkar arkasından sakladığın. Ay yok ben sana yaranamam. İyi iş bulurum, para kazanırım yine de yaranamam. Bavulu nereye koydum ya? Hatırlıyor musun sen bavulu nerede? Ne zamandır bir yere gitmiyoruz tabii. Hatırlayamıyorum onu düşünüyorum ben. Hayırlısı artık ya. Hayırlısı. Serap abla. Ay canım. Sen nereden? Sen nereden çıktın ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablamın acil bir Kıbrıs'a gitmesi gerekti de özel bir müşterisi için. İşte buradaki müşteriler için de apar topar beni çağırdı. Kıbrıs'ta mı? Sevil abla da annemle yani. Nasıl? Annem de Kıbrıs'a gidiyor ya. Sevil abla da podyum makyajını yapacak demek ki. Ha. Ya sorma. Podyum makyajı evet. Çok rahatladım ya. Birlikteler tamam. Ha, tabii tabii birlikteler. Sevil abla niye önden gitti peki? Ya o şey işte bizim bu makyajlar, provalar falan şey de. Ay tatlım ben çok geç kalıyorum. Kusura bakma şey müşteriye yetişmem gerekiyordu çünkü. Tamam. Biz sonra şey yapalım mı? Tamam. Sonra konuşalım. Çok sevindim seni tamam. Gördüğümü. Ara da uğra bize. Merak etme çat kapı sizdeyim bundan sonra. Bay bay. Çok rahatladığı için bu arada Kıbrıs meselesinde ben bir iş var sanıyordum da sen böyle söyleyince çok rahatladım. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Hı, iyi. Ruan da çekirdeğinden double chat o zaman. Asistanınıza söylerim. Pardon. Pardon ama kahve tezgahında değilsin. Evet, sanırım bu bir çizim masası. Espri mi bu? Gülmüyorsunuz. Seni odanda bekliyorum. Kan yoksa zafer yok. Proje bitince tebrik edersiniz.
Çünkü bu sefer yarın bırakmayacağım. Uğraş istediğin kadar, bu sefer bırakmayacağım. İyi çalışmalar. Miyop bir mimar. İşin zor. Miyop değilim. Demek ki yüzüme bakmaman için başka bir sebebim var. Benim bunu açmam lazım, çok affedersiniz. Bir de annem arasaydı da tam olsaydı. Ne oluyor ya? Ya ben bu adamı görünce böyle tüylerim diken diken oluyor, midem kalkıyor Burcu. Suratını annemden uzak dur diye bağırmak istiyorum. Arayacağım. Geldi kapıyor. Arayacağım sonra. Kim geldi? Müslak Bel, yeni sevgilim. Ne? Tamam, yaptım ben bavulumu. Ne yapacaksın? Onu da mı karışacaksın? E, tamam. Sen düzgün katlayamamışsındır. Ben katlayayım güzelce diye şey yaptım ya. Ay Derya, tamam oyalama beni. Uçağa kaçıracağım. Hayır, ben bir şey anlamadım zaten bu Kıbrıs işinden anne, biliyorsun değil mi? Gamlı baykuş ya. Döndüğümde parayı tek tek sayacağım eline. Borcunu da ödersin. Ne yaparsın bilmiyorum ama lütfen benim şu an modumu düşürme. Anne, bir yer çok uzun. Özellikle can için. Canım emin ellerde. Hem ona söz verdiğim gibi döndüğümde her saniyesine değecek. Söz veriyorum. Ya ben anlamadım. Ne olacak sana bu Kıbrıs'ta? Ne olacak? Sihirli değnek mi değecek? Olduğunda görürsün. Ne olacak biliyor musun? Her şey ama her şey ilk kez. Sen doğduğundan, hatta ben doğduğumdan beri ilk kez olması gerektiği gibi olacak. Hak ettiğimiz gibi olacak. Anne. Anneciğim ne yaptın sen? Anne ben de geleyim ne olur. Hiç yaramazlık yapmam söz. Şapşal ya, beni götürmüyor, seni ne yapacak orada? Canım. Anne ne olur ya, yardım bile ederim. Ne istersen yaparım söz. Yemin ederim hiç üzmem seni. Anneciğim sen beni hiç üzmüyorsun ki. Sen beni hiç üzmezsin zaten. Ama sen beni üzüyorsun anne. Sen gidince ben üzüleceğim. Anneciğim söyle bakalım, sen en çok ne istiyorsun? Ha? Telefon mu, tablet mi, drone mu? Hangisini istiyorsan anne sana getirecek. Hepsini istiyorsan hepsini getirecek. Anne, ben o istediğin parfümleri sana yazıyorum. Sen halledersin onu da, tamam mı? Ya sen de babam gibi yaparsan? O da senin gibi para getirmeye gitmedi mi? Ama bak hala gelmedi. Ya sen de bizi bırakıp gelmezsen? Thank you.
öyle olmayacak. Bir tanem annem babam gibi yapmayacak. Anne gitme. Durum da istemiyorum. Parasız kalalım. Bana ne, gitme sen. Can anneciğim yapma böyle. Gitme o zaman anne, gitme işte. Gitme. Hadi ama şımarıklığın sırası değil, geç kalacak. Bak her gün görüntülü konuşuruz, tamam mı? Ne yapacağız, her gün konuşacağız? Ha? Görüntülü de konuşuruz, tamam mı? Hayır ya, hayır anne, gitme. Neydi bizim parolamız? Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, kavuşacağız. Kızlar bana bakın. Siz şimdi Can'a emanetsiniz. Serap ablanız yukarıda ama size Can bakacak. Tamam mı? Parolayı da unutmuyoruz. Hı? Anlaştık mı? Cık, seviyorum sizi. Cık, öpüyorum sizi. Anne gitme, hayır. Görüşürüz. Anne hayır gitme. Annem de babam gibi olursa görürsünüz işte. Bir daha da gelmezse görürsünüz. Anne dur, anne dur. Derya ben galiba... Çok, çok özletme. Hadi gelin annem bakar, el sallayalım arkasından. Ay abla sus. Girdi yatağa çıkmıyor. Bırakalım el falan sallamasın ya. Zaten istediğim parfümleri de anneme yazamadım. Hadi kızım çıktı annem. Nasıl ya? Abla annemin pasaportu yanında mıydı? Yok, Kıbrıs'a kimlikle giriliyor. E şu an kimliği de yok. E uçağa binemez. Anne! Anne! Hayda! Anne! 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 Anne!
hepsi. Evet Dündar Bey. Aldım anlamını, geliyoruz. Bekliyoruz. Dündar Bey, geçmiş olsun, hastaymışsın. İyi ki... Yok yok, moda evinden araba göndermişler herhalde. Yetişemedim. Telefonun şarjı da bitmiş yani, tam zamanında. Ay şaka gibi ya. Abla bulamazsan ne olacak? Ya hemen uçamadı diye kovarlarsa? Arabayı yakalasam iyiydi de, dur bakayım. Tamam, havaalanında yakalayacağım artık. Hadi haber veririm, kapatıyorum şimdi. Ah şu araba. Yalnız bu havaalanına gitmiyor abla. Nasıl? Nereye gidiyorsun sen anne? İstersen şimdi yetişebiliriz. Hayır hayır. Arkasından devam edelim. Çok saçma. Çok saçma. Yok yok yok. Yok yok, sakin. Sakin ol. O eve girmeyeceksin. Olay çıkarmayacaksın. Olay yok. O eve girmeyeceksin, olay çıkarmayacaksın. Olay yok. Olay yok. Bir açıklaması var. Bir açıklaması var hepsinin. Bir açıklaması olmak zorunda. Birazdan çıkacak bu evden. Hepsini anlatacak. Ne yaptığını anlatacak. Her şeyi açıklayacak. Bu saçmalığı açıklayacak. Yok, yok, yok. Gerçek olamaz. Gerçek olamaz. Hanımefendi bakın, sizi hatırlıyorum ama lütfen. Şu an içeride mi? Handan Hanım'ın davetlisiyim. Nikah mı geldiniz? Nerede? Hanımefendi, iyi misiniz? Evet. Evet. Hanımefendi, hanımefendi. Thank you.
Tebrikler. Feryal, gel. Gel sen benimle, gel. Götürün. Gel Feryal'cığım, iyi misin? Derya'cığım bak biliyorum şoka girdin, şoktasın ama hadi topla kendini ne olur. Bak şuradan bir çıkalım, her şeyi anlatacağım. Kıbrıs demişti. Sen de öyle dedin. Sevil ablanın yanına gidiyor döndü, sen de öyle dedin ya. Ben de rahatladım ya sana öyle deyince. Ya ne diyeyim ki Derya ben şimdi sana? Bak taksi de geldi, biz eve gidelim. Ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Konuşacağız, her şeyi konuşacağız. 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 Ama o kadınla konuşacağım ben. Gelinle konuşacağım ben. Gelinle konuşacağım. Ne yapıyorsun? Derya bekle. Dur. O kadın var ya, o kadın, o gelinlikli kadın var ya, o kadın benim annem. Benimle konuşacak, kızıyım ben onun. Utanmadan çıkacak karşıma, her şeyi anlatacak. O kadınla konuşacağım. Dur. Adam sizi bilmiyor. Adam annenin anne olduğunu bilmiyor. Hadi gel gidelim. Gel şuradan bir çıkalım, anlatacağım her şeyi. Ne olur hadi. Derya'cığım bak anlattım ne biliyorsam sana. Ne olur bir şey de artık. Ya belki bana da kızıyorsun, tamam haklısın. Ama vallahi ben buraya gelince öğrendim her şeyi. Ya bilmiyordum, ablam Ketum'dur biliyorsun, anlatmamıştı her şeyi. Ya bir geldim ortasına düştüm. Ya mecburen yalan söyledim. Yani o saatten sonra anneni kollamak zorundaydım. Derya. Derya canım aç şu kapıyı. Derya'cığım açar mısın kapıyı? Derya aç kapıyı. Derya. Derya aç kapıyı ne olur. Zengin koca eşittir kocaman bir ev. Fatura kaç gelir demeden bütün ışıkları yakacağım kocaman ışıl ışıl bir ev. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. E tabi koca zengin, para çok. Bastırmışım parayı, yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur, canın ne isterse ye. Yok yok yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofralar öyledir ya. Karnın yemeden doyar yani. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol. İçinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksi yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya, anlasana. Sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin, buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Böyle bir adam gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimizi sığdıracağı o kocaman evden büyük. Handan, bak Derya... Ya ne Derya'sa sen beni duymuyor musun? Hayatımın en önemli günü diyorum sana. Neyse tamam ben şimdi çok fazla konuşamayacağım. Bana bak. Ablan yokken çocuklar sana emanet, ona göre. Hangi çocuklar?
Senin çocukların yok ki. Hiç olmamış ki, öyle demişsin ya sevgili kocana. Derya, senden... Ne oldu, niye kekeliyorsun? Şu hayatta en çok istediğin şey olmuş işte. Meğer Handan Hanım hiç anne olmamış. Hayallerin gerçek olmuş, tebrikler. Al bak, hayalindeki ev, elektrik faturasını düşünmeden cayır cayır bütün ışıklarını yakacağın o ev var ya. Hayrını gör, artık senin. O zengin koca senin. Sıkı sıkı tut elinden kocanın, sakın bırakma. Hakkın o senin, söke söke aldın sana kocayı. Uğruna çocuklarını sattın da aldın. Gülümse şimdi. Seversin ya sen inadına gülmeyi. En iyi yaptığın şeyi yap, inadına kahkahalarla gül. Sahip olduğun her şeye bak ve gül. Bu senin en mutlu günün, çıkar tadını, değsin. Çok büyük fedakarlık yaptın sen bugüne gelmek için. Çocuklarını feda ettin. Değsin. Her bir anına, her saniyesine değsin. Nasıl sormadın ya hangi otelde olduğunu? Madem telefonu bozuk, oteli arardık o zaman. Kendi arar diyorum. Aramadı ama. Hani uçaktan inince arayacaktı hemen. Saat kaç oldu? Hadi can, uyuyor musun ya? Ay ne rahatsın hakikaten abla ya. Belki bir şey oldu kadın, insan merak eder ya. Bir şey olmaz ona. Saat kaç oldu? Sen artık susuyorsun. Can, sen de uyuyorsun artık. Ya annem ben uyuduktan sonra ararsa? Aramayacak can, annen aramayacak ya. Yani bu saate kadar aramadıysa... Alkış. Annem, siz gerçekten bir harikasın abla. Özür dilerim. Ablacığım, hadi kalk yatağına yat. Ben de sana bir hikaye uydurayım, barışalım. Hı? Ben bu akşam annemin yanında yatıyorum. Yok ya, ben gidemeyeceğim işe falan. Serap, okul çıkış saati geldi, hadi. Hoş geldin gelin hanım. Ya hadi diyorum. Çocuklar gelecek, çabuk ol. Bu ne acele Handan Hanım? Serap, daha karpuz kesecektin. Nerede kaldın? Handan Demir. Tamam, biliyorum. Şu an ne desem inanmayacaksın ama. Al al, bir milyoncudan aldım. Al sen tak, gözün kalmasın. Şu an benden nefret ediyorsun ama... Ama sen bütün hayallerini bizim için kurdun. Ben senin hayallerini çocukluğumdan beri biliyorum. Sen hep bunu istedin işte, anne olmamayı istedin işte. Tamam, oldu, gerçek oldu hayallerin. Anne değilsin artık sen, artık bizim annemiz değilsin. Öyle deme, ne olursun. Bak, bu geçici bir dönem. Nasıl geçici bir dönem? Ya bir kerecik annene inan, ne olur. Utanmıyor musun sen hala kendine anne demeye? Bu nasıl bir yüzsüzlüktür, ben anlamıyorum ki. Tamam, sen
Şu an ne desem, ne yapsam bana asla inanmayacaksın. Handan, çocuklar geliyor. Saklan, saklan şimdi. Kendi çocuklarından fare gibi saklan. Fare demişken. Ne yapıyorsun? Aa, ne yapıyor bu? Koskoca Handan Demir pazardan mı giyinir? Sakın yapma, hayır, ne hayır, yapıyor? Hayır. Üzülme. Zengin kocan sana daha güzellerini alır. Handan. Dündar. Ne yapıyorsun? Hiç. Toparlanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen evden öyle çıkınca ben aslına bakarsan buraya korkarak geldim. Bir de sana ulaşamadım. Telefonu da çekmiyordu. Kafam karıştı. Yani çok zor bir sabahtı. Ben başlamadan dönüyoruz sandım. Hayır, dönmüyoruz. Olur mu Ayşe? Tabii ki dönmüyoruz. Bunlar ne? Şey, ben birkaç parça eşyamı almaya gelmiştim. Ama bavulum bozulmuş. Ben de poşete doldurdum da o biraz ağır gelince böyle patladı, döküldü her şey. Onları toparladım. Ne yapıyorsun? Onlara artık gerek yok. Sana yeni bir gardırop yaparız. Teşekkür ederim. Gel. Ela'cığım, bir tane gömleğin kalmış ablacığım. Uf, tamam abla ya. Ya ne tamam abla? Beş güne bir tane gömleğin kalmış diyorum sana. Ne yapıyorsun sen bu gömlekleri? Ha, yedim abla ben gömlekleri, yedim. Git telefonuna bak. Bana sardı ya, hayret bir şey. Hayır, bugünün gömleği de yok, kirli de yok. Söyleyin bakayım, ne kadar özlenmiş anne? Çok anne, çok özledik. Can bir dakika ya, anne free shop'a uğradın mı? Bir daha söyleyin, hadi bir daha. Ela sen de söyle, yoksa parfüm marfüm yok. Hadi bakayım. En çok kimi, en çok kimi? En çok seni, en çok seni. Abla. Abla sen yapmadın. Sen de en çok kimi yapsana.
Ya anne, Derya ablam en çok kimi yapmıyor? Yapar canım, niye yapmasın? Abla hadi yapsana. En çok seni, en çok seni. Derya ablam da en çok beni seviyormuş anne. Anne hadi söylesene, parfüm aldın mı? Kızım evet, evlendiler ne demek? Bir şey söyledin mi onlara? Ne söyleyeceğim, dilim tutuldu. Adamın kızı psikopata bağladı gözümüzün önünde. Yüzüme baka baka randamlar bir şeyler. Annem olduğunu söyledin mi? Nasıl bir soru bu ya? Ne diyorsun sen? Zaten bilmiyorlar mı? Tamam, sen şimdilik hiçbir şey söyleme. Beni de annemin adını ağzına alma, tamam mı? Ya ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum Derya. Bir saat sonra ofisimde ol. Bekliyor olacağım. Alo, Fidan elimden aldı telefonu. Şaka. Ya Derya, alo, ya ne oluyor ya? Ben arayacağım Burcu seni. Bak bunlar ablanın ama sakın dokunma yoksa paralar seni. Ay sen neler yapmışsın Handan ya? Bana bile bir sürü şey almışsın. Adamın limitini ilk günden patlattın değil mi? Limit mi? O ne? Hani müşteri yoktu bugün? Ya yoktu canım. Dur bir ben bakayım. Ah Derya'cığım. Canım hoş geldin. Sürpriz. Araban çok güzelmiş, güle güle kullan. Sağ ol. Bu da senin için. Ay bana mı aldın? Neler almışsın ya? Bunu da bana almışsın. Ben de hep böyle. Zengin koca parasıyla alınmış cüceler isterdim. Sen hiçbir şeyle mutlu olma, tamam. Ama bence çocuklar mutlu olacak. Bak, Elan parfümünü getirdim. Bunlar can için. Sonra... Ya bunlarla mutlu olacak. Tek çocuk sensin. Kendini böyle kandırıyorsun şimdi, yani değil mi? Çocuklar mutlu olacakmış. Can sen gittiğinden beri senin yatağında yatıyor. Yastığına sarılmış annemle uyuyorum diyor. Haftaya Ela için okula rehberlik randevum var. Ne oluyorsa artık okulda anlatmıyor, konuşmuyor, yemiyor, içmiyor, gülmüyor. Annesine ihtiyacı var. Aman ağız alışkanlığı ya anne dedim. Senin anneliğin bu paketlerin içinde. Bana biraz zaman ver. Nasıl bir anne olacağımı göreceksin. Sen hayallerde yaşa. Ben sana gerçeği söyleyeyim mi ne olacak? Araban bal kabağına, o şoförün fareye dönüşecek. Ama tadını çıkar. Saat 12'yi vurmadan önce tadını çıkar yapabildiğin kadar. Ne demek istiyorsun sen, bir dakika ne ima ediyorsun? Ay yazık sana ya. Gerçekten cicim aylarında böyle foyam ortaya çıkacak mı diye burnundan geliyordur şimdi. Daha ya tehdit mi ediyorsun bir de beni? Yok, korkma ben patlatmayacağım seni. Ama o çürük hayallerin için değil, kardeşlerim için susacağım. O gün de kardeşlerim için sustum. Bugün de anne dedikleri kadının gerçek yüzünü görmesinler diye susacağım. Sen benden korkma yani. Cici oğlundan kork. Ne demek şimdi bu? Adamın oğluna dikkat et demek. Ne demek bu? Alo. Derya. Evet. Müsait misin? Annenle ilgili konuşmamız lazım. Müsait değilim.
Hasta da değilsin ama. Bak eğer hala oradaysan... Sana yani biraz saçma olacak ama tek kelimelik cevabı olan bir soru soracağım. Annenin hala annen olduğuna eminiz değil mi? Kapatmam lazım. Anne Adahan'dan. Aptal, aptal yalancı. Bu kadar basit işte ya. Bu kadar kolay. Bal kapağı. Senin derdin değil. Sen kardeşlerini koruyacaksın. Senin derdin değil. Handan Demir'in derdi. Ben de öyle gördüm. Tabii benzetmişsiniz falan dedim de... bilemiyorum artık. Derya. Sen iyi misin? Çocukları düşünüyorum sadece. O yalancıyı düşünmüyorum, çocukları düşünüyorum. Deli mi bu kadın ya? Böyle manyak yalanlar söylenir mi ya? Ne olacak peki şimdi? Onu Handan Hanım anlatacak şimdi. Ne oldu? Saat 12 oldu mu? Saati boş ver. Anneni konuşalım. Nasıl ya? Ne işiniz var sizin burada? Bence şu sizi bizi bırakalım artık. Yabancı değiliz. Şaka mı? Gülmüyorsun. Bakayım. Tamam, ateşin de yok. Yani misafir ağırlayacak kadar sağlıklısın. Ama ben de misafir sayılmam zaten. Güzel ev. Amerikan mutfak falan. Sempatik. Bu nasıl bir saygısızlık ya? Dingo'nun ağrı mı burası böyle elini kolunu sallaya sallaya nereye giriyorsun? Teknik olarak kardeşimin evindeyim diye düşünüyorum. Kağıt üzerinde yani. Hiç komik değil. Ben de hiç müsait değilim. Sorun yok, kısa keseceğim. Annenin son numarasını anlat, ziyaret bitsin. Ama sadece bana değil. Babama tek bir cümle söyleyeceksin. Annemle evlisin. İki kelime. Şovun bittiyse kapıya kadar alkışlayabilirim. Buyurun. Beni değil. Babamı kafeslemek için hayatının yalanını söyleyen anneni alkışlayacaksın sen. O kadın benim annem değil. Bu kadın mı? Senin annen değil. Şimdi baştan alalım. Anlamak için soruyorum gerçekten. Bir, iki, üç çocuklu annen babam çöpsüz üzüm olduğuna nasıl inandırdı ve bu nasıl bir manyaklık? Git babanla konuş. Ne annem ne oyunları. Kardeşlerimden başka hiçbir şey umurumda değil. Benim soracaklarım daha bitmedi. Ben senin hiçbir soruna cevap vermek zorunda değilim. Tamam. Benim yerime gazetecilere cevap vermek ister misin peki? Yakalandı. Yakalandınız. Eğer dünya üzerinde senden başka anneni tanıyan yoksa eyvallah. Ama sadece bir kişi bile varsa
Oyun bitti. Çocuklar, çocuklar öğrenecek. Çocuklar öğrenecek ya. Eğer çocuklara bu kadar değer veriyorsan al sana fırsat. Beni uğraştırma. Benimle gel. Babamın karşısında annenle yüzleş. En azından konu aile içinde kalsın. Şapşal ablam ya. Kesin görmedi. Resmen görmedi. Abla biraz yavaş yürüsene ya. Niye koşuyorsun? Gitmen lazım artık. Hadi kardeşlerim geliyor. Hadi. Ya onlar benim de kardeşlerim sayılır. Yeter artık ya. Zevk mi alıyorsun bundan? Çocuk onlar daha. Dünyadan haberleri yok. Bu bir itiraf mı? Onların dünyadan haberi yok ama senin her şeyden haberin var. Lütfen. Lütfen, lütfen bak senin de kardeşlerin var. Lütfen, lütfen ya yapma bunu lütfen. Abla annemi gör. Bir misafirimiz de tam gidiyordu. Selam çocuklar. Nasılsınız? Abla bu kim? Ablası. Patronum. İş için gelmiş. Tam da gidiyordu. Niye patronun elini tutuyordun ki? Abla sen misafirini gönder istersen. İki dakika bir şey konuşacağım seninle. Önemli. Annenle ilgili bir şeydi sanırım değil mi? Öyle duydum sanki. Ben geçireyim mi sizi? Sen benim annemi tanıyor musun? İşte günün sorusu yakışıklı genç adamdan geldi. Hadi çocuklar biraz annenizi konuşalım olur mu? Vay be. Demek size ablanız bakıyor ha? Hı hı. Annem ablama hep küçük anne der. Hadi bir üstünüzü başınızı değiştirin. Hadi, hadi Ela. Peki anneniz nerede bu arada? Kıbrıs'ta. Kıbrıs. Vay be. Kıbrıs demek. Sizin adınız neydi? Bir el yüz yıkasak mı artık hakikaten? Misafirimiz de gidiyor zaten. Bir dakika abla ya. Ben Bora. Bora Demir. Demir. Soyadım garip geldi galiba. Ya da tanıdık. Biz senin soyadını nereden tanıyalım ki? Okuldan geldiniz. Elinizi yüzünüzü yıkamadınız. Hadi bir abla kardeş bir üstünüzü değiştirin. Misafirimiz gidiyor zaten. Hadi bakalım. Şu an devam etmeyip gidiyorsam ufaklıklar içindir. Ama bu işin peşini bırakmadığımı bil. Annene söyle. Eğer ipini bizzat benim çekmemi istemiyorsa babama her şeyi itiraf etsin. Bu işi sessizce ve kimse zarar görmeden kapatsın. Eğer her şeyi itiraf ederse ona bu şansı veririm. Ama eğer etmezse, beni uğraştırırsa işte o zaman yalanını ispatladığımdaki bu 5 dakika bile sürmez. İşte o zaman onu karnındaki bile kurtaramaz. Karnındaki. Dur! Dur bekle! Dur! Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne dedin sen az önce?
Pardon. Ne demek o? Karnındaki ne demek? Ne demek o? Karnındaki ne demek? Bebek, annenin babamı kafeslemesine yetebilir. Ama yalanlarından kurtulmasına yetmeyecek demek. Yok bebek falan. Yok yalan söylüyorsun. Yok bebek falan. Hadi canım. Yok bebek. Yalan söylüyorsun. Beni ağzından laf almak için, hırpalamak için beni yalan söylüyorsun. Yok bebek falan. Yalan söylüyorsun. Yalan. Sen ya annenden bile daha tehlikelisin. Bebekten haberin yokmuş gibi yapıyorsun. Ya da gerçekten dünyadan bile haberin yok. Annen seni bile kandırıyor. Onları olacaklara hazırla. Yoldaki cici kardeşe de, annenin yaptıklarına da. Çünkü çok yakında annenin sakladığı her şey ortaya çıkacak.